Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda serum halka ile yapılan böyle serumlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Instagram üzeri istek geldi bu model bize mesajlardan. E, bu serum halkalar tuhafiyelerde satılıyor. Bunlar kalp şeklinde olan bir serum halka. Serum halka kalpli serum halka derseniz tuhafilerde var. Bunlarla motiflerimizi yapacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle alalım kenara. İpimi öncelikle tığıma sabitliyorum. Kameramızı da sabitleyelim. Evet şu an iyi sanırım. Serum halkamı aldım şu uç kısmından. Giriyorum ipimi sabitliyorum. ve dolduruyoruz arkadaşlar sık iğne ile dolana kadar dolduralım serim halkamıza sadece sık iğne çalışması yapıyoruz sık iğnesi yaparak dolduruyoruz serim halkamızı biraz sıcak arkadaşlar son günlerde yayınladığım videolar çok önceden çekmiştim. E, fazla bir vaktim yok. Bugünlerde video çekecek. Hem bayram arifesindeyiz. E, biz hanımlar durmayız. Ne kadar temiz olsa da evimiz biliyorsunuz. Camdı, kapıydı, perdeydi uğraşırız. Artı misafirim var arkadaşlar. Son 3 gündür. O yüzden fazla fırsat bulamıyorum. Böyle bu da arkadaşa önceden söz vermişiz. Ve çekimini yapmayı unutmuşuz. Model kolay olunca beni oyalamayacak bir model olunca çekime geçtim. Sadece sık iğne yapıyorum arkadaşlar şu an. Dolduruyorum. Biliyorum birçoğunuz temizlik yapıyorsunuz bayram temizliği. Çünkü ne kadar temiz olursa olsun bayrama bir hazırlık vardır arkadaşlar evlerimizde. Bu bayram olan saygımız gelecek olan e, misafirler olan saygımız her şeyi barındırıyor bu. O yüzden hepinize kolay gelsin. Rabbim kolaylık versin inşallah. Bakın uç kısmına kadar doldurdum ve geldim. Şimdi burada ilk başladığım noktaya batıyorum. İlk sık iğneme. İpin ucunu aldım, ilmek edindim. Bakın şimdi. Şöyle. Aldığım ilmeği diğer ilmeğin içinden geçirip bağladım burayı. Bir adet zincir çekip şeyimizi kırdık. Şimdi bunları da temizleyelim. İpimizi kırdık. Kamera altında yapmıyorum ki kameramın lensine e, ısı zarar vermesin diye kenarda temizledim arkadaşlar. Şimdi sarı renk, e, isterseniz aynı renkte yapabilirsiniz kırmızı kırmızı krem, ne istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz yazmanızın rengine göre. Sarı renk için ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Halkamı aldım. görüntümüzde bir sıkıntı yoktur inşallah halkam aldım ve yine bu uç kısımda giriyorum buraya bir sık iğnesiyle ilk sık iğnemi yaparak uç kısımdan sabitliyorum şuraya kadar dolduracağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnesi yaptım Şimdi burada diğer halkamla birleştireceğim. Bunun da tam o şeklinde o tarafından buraya denk gelecek yerden şöyle tutalım. Bu şekilde bakın tutuyoruz. Nereye denk geliyorsa oradan batacağız arkadaşlar. Şöyle tutalım. E ilmeğimi çıkartayım daha kolay olacak sanırım. Şuradan batıyorum. karşılığından ipin ucunu alıyorum buradan geçiriyorum tekrar halkama dönüyorum sık iğnesiyle devam ediyorum dolana kadar doldurmaya bu şekilde halkamız sık iğnesiyle dolana kadar dolduruyoruz saymadım çünkü altındaki o görüntü şeffaf serum halka görüntüsü serum görüntüsü gidene kadar dolduruyoruz arkadaşlar o yüzden saymadım ne kadar dolduğuna dair sadece burada 10 tane yaptıktan sonra karşıyla eklemesini yaptım aynı hizadan uç kısmına kadar inelim sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı yapıyorsun diyen arkadaşlar hani sık iğne mantığıyla gittiğim için o yüzden bu şekilde gidiyorum. Anlatılacak bir şey olmadığı zaman hızlı örüyorum. Uç kısma kadar geldim. İlk başladığım noktaya giriyorum. İpin ucunu aldım. Aldığım ilmeği diğer ilmeğin arasından geçirip burayı sabitledik. Bir adet de zincir çekip ipimi kırdım. Bu şekilde motiflerimizi hazırlayalım. Şimdi bunları temizleyelim ve nasıl eklendiğine geçelim. Benim yaptığım işim görsellik ve model amaçlı arkadaşlar. Bu arayı sizler ayarlayacaksınız. Ben sadece gösterimini yapıyorum çünkü çok yakın oldu araları. Şimdi bunu bitirdikten sonra kaç tane ara vermişim burada. Hemen bunu bitirip 2, 4, 6, 8, 10 tane vermişiz toplamda ikisi bu yuvanın altına gelmiş. Yani şimdi bakın bu bitti. Yaprağın dibinden 2, 4, 6 olmuş. Şimdi devam ediyorum. İpimizi bir tutalım. Başına bir kez aldım. Tığ battığının içine girdim. 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4 veya 5 zincir çekelim. Bu ara noktadan şuradan girip kapatalım. Pim prim yapalım. 2, 4, 6, 7 Araya bir zincir. Başına bir kez al. Yandaki tığ bat diye gir. 2, 2 al. 1, 2, 3, 4 zincir veya 5 zincir çekelim. Bu ara noktadan girip kapatalım. 8 Araya bir zincir. Başına bir kez al. Yandaki tığ bat diye girelim. 2, 2 alalım. 1 2 3 4 5 zincir ara noktadan girdim ve kapadım araya bir zincir başına bir kez al yandaki tığ bat diye girelim 2 2 alalım 1 2 3 4 5 zincir benim elim sıkı olduğu için 5 çekiyorum sizler 4 çekebilirsiniz burayı araya girdim ve kapadım 2 4 6 8 10 Mesela ben 10 tane vermişim ama çok yakın. Sizler bunu 15'te yapabilirsiniz. Bu şekilde aranızı verdikten sonra bir zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 aldım. Ve burada 8 zincir çekiyorum. Pimpirik yapmıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 oyamı döndürüyorum. Şu 2 pimpiriyi araya alıp şu ara noktadan girip kapatıyorum. 2 pimpiriyim. Zincirimin içinde oluyor böylelikle. 1 2 3 4 zincir çekip döndüm. Dönüş yaptım. Başına iki kez aldım. Bu yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 adet zincir çektim. 5 de olabilir. Ben 5 çekiyorum demiştim. Şu iki aradan girdim ve kapattım. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bu birinci yaprağımız bu şekilde oluyor. Şimdi eklemesi için yapacağız. 1, 2, 3, 4 adet zincir. Başını 2 kez al. Yuvaya girelim. 2, 2, 2 alalım. 1 adet zincir çekiyorum. E, yapmış olduğumuz halkayı aldım. Şu uç kısmında şuradan hemen uç kısmından giriyorum. Şöyle göstereyim şu şekilde uç kısmından girdim bir adet zincir çektim buraya sabitledim ve tekrar iki adet zincir çekiyorum dönüyorum Şuradaki aradan giriyorum bu şekilde yine 4 adet zincir çekiyorum yuvanın içine girdim ve kapadım tekrar 4 adet zincir 1 2 3 ve 4 Başına iki kez aldım yuvaya girdim 2 2 2 aldım Bu noktada bir adet zincir çektim bu sefer sarı halkamın uç kısmından Tığımı girdiriyorum Pardon arkadaşlar Benim elim biraz sıkı olduğu için aşırı sıkı yapmışım bu doldurmaları Bu zorlanmam o yüzden halkamın uç kısmından girdim ipin ucunu aldım buradan ipin ucunu alamadım ve aldım sabitledim tekrar iki adet zincir çekip düz yüzünü döndüm bu araya giriyorum girdim ve kapadım tekrar 1 2 3 4 zincir çektim yuvanın içine girdim ve kapadım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir çektim. Bir tane daha yaprak yapıyoruz boş. İlk başlarken boş yaprak yapmıştık. Ortadan iki yapraktan halkalarımızı ekledik. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 1 2 3 4 5 zincir. Ara noktadan girdim ve kapadım. Tekrar 4 zincir Yuvaya döndüm. Sık iğne ile kapattım. Şimdi buradaki pimpirik hizasına düşüyoruz arkadaşlar. Buraya giriyorum. Pimpirik hizama. Gördüğünüz gibi eklenmesi bu şekilde. Buranın işi bu şekilde tamamlandı. Şimdi araya bir zincir başına bir kez al. Yanındaki yuvaya girelim. 2 2 alalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine şu şekilde aradan girdim. Kapadım. Çok sıcak arkadaşlar yani bugün basık nedense. Ellerim terledi. Araya bir zincir çekip başına bir kez alıp yandaki tığ bat diye girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Veya 5 dediğim gibi benim elim sıkı. Ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir başına bir kez al yandaki tığ bat diye girelim. 2 2 alalım. 5 zincir ara noktadan girip kapatıyoruz. Bu şekilde gittikten sonra yine böyle bir yuvamızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Sonra motiflerimizi ekliyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.